Yani funksiyonun ölçü ve kemayış aralıklarına dair kuyruğu masalarını görüp çıkalımız. A'nın kandı kıymetleri de fx funksiyonu özünün anıqlayan sohası da ösürlər. Bizi malum funksiyonun ölçü kemayış aralığı için ölçü aralıklarına tapış için manabını tensilliyini, manabını teoremini biz bilmemiz. Eğer funksiyonun hasılası orta A, B aralığı da müsbət bolsa, bu halda fx funksiya şu ab aralığı ösülçü boladı. Yani ösülçü. Kelilər şu teoremadan faydalanışa hərəkət görəydik. Bunun üçün bizə funksiyanın hasılası gerek. Bunun hasılasını alamız. Ax'ın hasılası a gətirin. Bunda a özgərməz son. Sinus x'ın hasılası cosinus x. Ama bir ifadanı hasıl kıldık. Kosinusun en küçük kıymatı minus 1 getirin. Oranın gibi minus 1'ını koysak biz kuyuda geçe tensizliğini hasıl kılalımız. A minus 1. Kaçan bu katta ya ki teyin 0 buladı. Katta 0'dan katta buladı. 0'dan katta. Bu A 1'dan katta bulsa. A katta 1 bulsa bu müsbat buladı. Birinci kol. A katta 1'dan. Bu halde demek hasıla müsbat. Demek funksiya özünün anıqlayan sahasında ösülçü buladı. Anıqlayan sahası minus 8'den plus 8'lik geçer. Funksiya ösülçü buladı, minus 8'den plus 8'lik geçer. Eğer A bir geteyim olsa şey, bir geteyim olsa o halde bana böyle 0'ını hasıl kılalımız. İkinci hal. A bir geteyim olsa. O halde hasılar için biz 1 koşu cosinus x. İfadanı hasıl kılalımız. Koşunusun en küçük kıymeti minus 1. Yukarıda ayıp ettik. Şu sebeple katta yok ettiğin 0 buladı. Şimdi biz bana bu teoremanı kullanmayalımız. Bunge. Çünkü bir de tenli bilgisi var. Bu ifade 0 getiğin buluşan mümkün. Bir de kat'i tensizliği bulgen de biz bu teoremanı kullanmayalımız. O kandı kılıp keltirsek buladı o teoremaya. O kaçan bu ifade 0 getiğin buladı. Yani hasıla 0 getiğin buladı. Şunu anıklayalımız. Bu 0 geteyim buluş için cosinus x minus 1 geteyim buluş gerek. Yani 1'nin bir dakika çap tamamen oyun tamamen minus kılıp ötkizalımız. Cosinus x denk minus 1 buluş gerek. Bunun izlizleri x denk pi koşu 2k pi. Bizge malum. K tekişliği bütün sayılar toplamımız yetki. Demek cosinus x 0 geteyim buladığı noktalar pi 1'ni qo'ysak 3pi 2pi'ni qo'ysak 5pi bu qisqacha qilib aytganda 90 ko'paytirib pi bu tomonga ham minus pi minus 3pi va hokazo bu yoqqa ham cheksiz davom ettiramiz o'y tomonga ham cheksiz davom ettirishimiz mumkin mana shu nuqtalarda 0 ga teng bo'lyapti oralaridachi oralarda 0 ga teng bo'lmaydi 0 ga teng bo'lmasa demak 0 dan katta bo'ladi musbat bo'ladi demak oralarda musbat ekan. Mesela bana bunu yakın yazışımız mümkün. Kalgen aralıklarda hem aslında musbat. Değil mi? Şu noktalarda nol geteyin kolaz. Yani yanında bu teoremanı kullanışımız mümkün. Mesela her bir aralıkta teoremanı kullanışımız mümkün. Hasılan musbat demek funksiyo ösülçü. Hasılan musbat ösülçü. Hasılan müsbat ösülçü demek her bir aralığında funksiyon ösülçü bularken. Yani çeksiz devam etmeli bir dakika hem çatlamaya hem çeksiz devam etmeli. Bundan dışarı bana bu noktalarda verilen funksiyon, verilen funksiyonun anıqlayan sahası minus çeksizden plus çeksizlik geçecek. Funksiyon bana bu noktalarda üzülüksüz. Şu sebeple bana bu halde hem, hatin bir boyan halde hem, bana bu noktalarda hem koşuşumuz mümkün. Yani cevap minus çeksizden plus çeksizlik geçe aralıkta fx funksiyonu ösülçü. Şimdi kılıp cevap her iki halde ham a katta birde ham a teng birde ham funksiyonu özünü anıqlanış sahası da ösülçü. Kısa kılıp biz bana bunu yaşımız mümkün. Cevap a katta ya ki teng birde funksiyonu özünü anıqlanış sahası da ösülçü buladı. Keyinçeli bundaki misallarda biz kuyudaki teoremanı işletişimiz maksatki muvaffak oladı.
Mana bu yerda qat'iy tengsizligida. Agar hosila katta yoki teng 0 bo'lsa-chi, birorta a bu oralig'ida. U holda ham funksiyani o'suvchi deb ayta olamizmi? Bu yerdan kelib chiqadimi funksiyani o'suvchi ekanligi? Yo'q, kelib chiqmaydi. Mana bir misol keltiramiz. Masalan, fx teng x kub. Agar x kichik yoki teng 0 bo'lsa, 0 ga teng. Agar x 0 va 1 orasida bo'lsa, 0 va 1 orasini olaylik. Mana bu yerda buni olib tashlashimiz mumkin, teng deb belgisini. Teng bo'lsa ham 0 ga teng bo'lsa ham 0 ga teng bo'ladi. X 0 ga teng bo'lsa, x kub ham 0 ga teng bo'ladi. X minus 1 ning kubi agar x katta 1 dan bo'lsa. Mana funksiyani aniqlaylik. Mana bu funksiyani qaraylik. Bu funksiyani grafigi quyidagicha. Agar x 0 dan kichik bo'lsa, yoki x kub bilan bir xil grafigi, x kubning grafigi mana bunday ko'rinishda edi. Bu y teng x kub 0-1 oralig'ida 0 ga teng ekan, mana bu 0 nuqta. Mana 1 nuqta deylik, mana buni 0-1 oralig'ida 0 ga teng, mana grafik. Mana kesmadan iborat. Bu yerda x o'qini kesmasidan iborat. Agar x 1 dan katta bo'lsa, mana bunday aniqlanyapti. Bu yog'i yana xuddi x kubni grafikiga o'xshab ketadi, faqat 1-1lik o'ng tomonga surilgan bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Va x o'qi 0 koordinatlar boshi, bu y o'qi. Mana bu funksiyani qaraydigan bo'lsak, hosilasi. Agar x 0 dan kichik bo'lsa, hosilasi 3x kvadratga teng. Agar 0 bir oraliqqa tegishli bo'lsa x 0 ga teng. 0 va 1 oralig'ida. Agar 1 dan katta bo'lsa, x 1 dan katta bo'lsa, bu holda 3x minus 1 ning kvadratiga teng. Agar x 1 dan katta bo'lsa. Mana buni mana bunday ifodani hosil qildik. Ko'rinib turibdi, mana 3x kvadrat manfiy bo'la olmaydi. Bu 0 ga teng. Bu yerda x minus 1 ning kvadrati bu ham manfiy emas. Shu sababli f(x) katta yoki teng 0 bu funksiya uchun. Mana bu funksiya uchun. Mana bu tengsizlik bajariladi. Funksiya o'suvchi deb ayta olamizmi? Yo'q, o'suvchi emas. Minus cheksizdan plus cheksizga kechib o'suvchi emas. Mana bu oralig'ida o'suvchi. Ya'ni fx funksiya o'suvchi. Mana bu oralig'ida minus cheksizdan 0 gacha oralig'ida va 1 dan plus cheksizlikkacha. Mana bu oralig'da, mana bu oralig'larda funksiya o'suvchi. Mana bu oralig'da o'suvchi emas. O'suvchi ham emas, kamayuvchi ham emas. Bu yerda o'zgarmas. Mana bunday bo'lyapti. Demak, mana bu yerda tenglik belgisi bo'lsa, biz funksiyani o'suvchi deb ayta olmaymiz. Demak, bu holda o'tmaydi. Lekin quyidagi biz quyidagi teoremani aytishimiz mumkin. Agar funksiyani hosilasi bir a bir oralig'ida katta yoki teng 0 bo'lsa, ya'ni manfiy bo'lmasa va f(x) teng 0 tenglama tenglama a b oralig'ida a b da a b oralig'ida ildizga ega bo'lmasa yoki chekli sondagi ildizlarga ega bo'lsa. Ildizga ega bo'lmasa yoki chekli sondagi
yıldızlarga ega bo'lsa. Bu holda fx funksiya a b oralig'ida o'suvchi bo'ladi. Deb bir tenglik belgisi bor. Mana bundan farqi nimada? Bu yerda qat'iy tengsizlik, bu yerda tenglik belgisi bor. A b oralig', a b oralig'. Faqat teng bo'lgan holda, ya'ni mana bu tenglamani qaraydigan bo'lsak, bu tenglama a b oralig'ida ildizga ega bo'lmasa, ildizga ega bo'lmasa mana bu holga kelib tushamiz. Ya'ni bu holda birtasi ham bu nuqtada bu oralig'da hosila 0 ga teng bo'lmasa, demak faqat hosila 0 dan katta bo'ladi xolos. Bu holda funksiya o'suvchi. Yoki mana ikkinchi qismi biz uchun yangilik. Chekli sondagi ildizlarga ega bo'lsa, bu holda fx funksiya a b oralig'ida o'suvchi bo'ladi. Xo'p, bu funksiyaga qanday qilib qo'llasak bo'ladi? Masalan, mana bu teoremani. Mana yuqorida aytib o'tdik. Birinchi ikkita holni ko'rdik. A 1 dan katta bo'lganda fx funksiya o'suvchi ekanligini aytdik. Chunki bu funksiya katta yoki teng a minus 1 bu 0 dan katta bo'ladi. 0 dan katta bo'lganligi sababli hosila yerda fx funksiya o'suvchi bo'ladi. Xo'p, ikkinchi holda a 1 ga teng bo'lgan holda f'x 1 qo'shib cos x ni hosil qildik. Bu katta yoki teng 0. Sonlar o'qida ixtiyoriy bir a b oralig'ini oladigan bo'lsak, bu oralig'da hosilani 0 ga tenglab yechsak, mana buni, ya'ni 1 qo'shib cos x teng 0. Tenglamaning ildizlari chekli bo'ladi bu ixtiyoriy oralig'da. Masalan, a dan b gacha oralig'da ixtiyoriy. Chunki buni ildizlari biz bilamiz. 1 ni o'ng tomonga o'tkazsak, cos x teng minus 1, x teng pi qo'shu 2kpi k tegishli z. Ixtiyoriy bir chekli a b oralig'ini oladigan bo'lsak, bu oralig'da bu tenglamaning, mana bu tenglamaning yildizlari chekli bo'ladi. Bizga ma'lum, shu mana shu nuqtalarda, ya'ni pi 3pi, 4pi, 90 ko'paytirib pi ko'rinishli nuqtalarda. Chekli bo'lganligi sababli mana bu teoremaga ko'ra funksiya o'sha a b oralig'ida o'suvchi bo'ladi. Undan keyin yana boshqa oralig'ini qaraymiz. U yerda ham o'suvchi, bu yerda ham o'suvchi va hokazo. Shu bilan biz butun sonlar o'qida funksiya o'suvchi degan xulosaga kelamiz. Xo'p, shunday qilib javob a ning katta yoki teng 1 birdan kichik bo'lmagan barcha qiymatlarida mana bu funksiya o'zining aniqlanish sohasida o'suvchi bo'ladi.